Soundmagic PL11 modelli kulaklık. Ben bunu kaça aldım? Yanlış hatırlamıyorsam 12 dolar olması lazım. Neden AliExpress'i tercih ettim derseniz, gerçekten ucuz fiyatlı bir çözüm olabiliyor. Şimdi baktığın zaman Türkiye'deki kulaklık fiyatlarına tamam normal, hani çok pahalı değil. Fakat hani çoğu model, yurt dışında satılan çoğu model Türkiye'de yok. Bu bağlamda hani kargo parası vermeyerek AliExpress üzerinden ucuz fiyatlı çözümlere yönelebiliyorsunuz. PL11'i bir ara tam anlamıyla inceleyeceğim. Onun öncesinde size kutusunu göstermek ve tasarımına birazcık değinmek istiyorum. Kutuyu açmadan önce orijinal mi değil mi diye bakmamız lazım. Göründüğü gibi bandrol var. Ve hani internetten yaptığım araştırmalarda da hani fake mi, gerçek mi diye anlayabilmek için orijinal kutusuna baktım. Aynısı şu an gördüğüm kadarıyla. Şuradaki bandrol de her şeyi kanıtlıyor zaten. Parlayabiliyor ışık yansıdıkça. Her neyse teknik özelliklere bakalım önce. 9 mm'lik dinamik neodimyum sürücüsü var. Gayet iyi. Frekans aralığı 20'ye 22. Bu da iyi. 12 ohm direnç değeri var. Bu da iyi. Neden iyi derseniz daha az elektrik tüketir. Uzun süreli kullanabilirsiniz ve her telefon, yani her MP3'leri kolaylıkla besleyebilir. Hassasiyet değeri 100 desibel. Maksimum çıkış gücü ise 20 mW. 1.2 metrelik kablosu var. 1.5 olsaydı daha iyi olurmuş. Ağırlığı ise 10 gram. Ucularımız ise, stereo uçlarımız altın kaplama. Renk seçenekleri de bulunuyor. Mavi, kırmızı, altın sarısı, turkuaz. Bize hangi renk göndermişler? Altın sarısı değilmiş, pardon, düzeltiyorum. Yeşilimsi bir şey. Şuradan seçeneklere de bakabilirsiniz. Netleyemiyor kamera. Görüldüğü gibi. Kutumuzu bir açalım isterseniz. Evet, kutumuzu açtım. Nefret ediyorum bu arada kutu açmaktan. En sevmediğim şeydir yani. Çoğu kutu açma videosunu da anlamam. Yani ne gereği var? Yani gerçekten kutusu değerse, bayağı kaliteliyse yani. Bunun bana bir faydası varsa neden olmasın? Şöyle basit şeffaf bir duvar koymuşlar. Altına da iliştirmişler. Tıkmışlar daha doğrusu. Vay, içinden taşıma kılıfımız da çıktı. Yalnız kılıf bayağı kaliteliymiş ya. Yani. Şaşırdım şu an. Onu belirteyim. En azından Audio Technica'nın yanında gelen çoğu kılıftan daha iyi. Bazı Sony modellerinin yanında gelen kılıftan da daha iyi. Akrilik bir kılıf veriyorlar. Yani eline aldığın zaman birazcık garip hissedebiliyorsun. Yani. Bu en azından harbiden deri olmuş. Yani. Ve rahat. Kutu içeriği olarak ekstradan sanırım bir küçük bir de büyük silikon çıkıyor. Silikonlar nasıl? Ona değinmem gerekirse. Ne çok yumuşak ne de çok sert. Orta diyebiliriz. Yani izolasyon bağında ne kadar bir şey sağlayabilir? Tek katmanlı görüldüğü gibi. Standart. Kenara koyalım. Kulaklığımızı çıkartmaya başlayabiliriz. Thank you.
Altın kaplama uç, L şekilli. L şekilli olması daha iyi çünkü daha uzun ömürlü dayanabiliyorlar. Fakat hani bazı kulaklıklarda L şekilli olması sizi yanıltmasın, dayanamayabiliyor yani. Kablonun kalitesine bağlı birazcık da. Şu an bana gayet yeterli düzeyde geldi. Bir de şunu hatırlatmak istiyorum. AliExpress'ten alışveriş yaptığınız zaman, kulaklık aldığınız zaman mutlaka kulaklığın kutusuna, sürücüsüne, kablosuna, onun dışında silikonların kenarında çıkıntılar var mı, pütürcükler var mı? Tamamıyla şey olmasa lazım, net bir hat olmasa lazım. Hiçbir şekilde kabarcık olmaması lazım onun dışında bazen kutu içeriği de farklı çıkabiliyor. Ya da şey olabiliyor. Atıyorum kontrol ünitesi varsa bu modelde yok kontrol ünitesi. Kontrol ünitesinin tuşları farklı olabiliyor. Housing kısmına baktığımızda housing kısmı daha az parlayabiliyor ya da farklı bir materyallerden yapılmış olabiliyor. Mesela bu orijinal. Neden orijinal derseniz, nasıl anladın derseniz sürücü kısmına baktığımda direkt anladım zaten. Metal perde oldukça geniş. Genelde fake olanlarda yani sahte ürünlerde metal perde içeriye göçmüş bir şekilde gelebiliyor. Ve nozzle kısmı, burun kısmı bu kadar pürüzsüz olmayabiliyor. Çıkıntılı bile olmuyor çoğu zaman. Bu tamamıyla orijinal. Yalnız hani şurayı niye böyle yapmışlar onu anlamadım. Ufacık bir baskıda sanki kopacakmış gibi duruyor ya da ne bileyim şurası soyulacakmış gibi duruyor. Daha açık tonlu bir kulaklık olabilirmiş. Diğer seçeneklerden de seçebilirmişim yani. Yanlışlıkla seçmiş olabilirim şimdi. Pek sevdiğim bir renk değil aslında yani. O yüzden bana pek çekici gelmedi. Fakat hani hatlara baktım tasarım hatlarına. Fena değil. Ya, kulaklıklarda asıl beni ilgilendiren nokta ses kalitesi, frekans aralığının başarısı, sahne, detayları nasıl yansıtabildiği. Gerçekten sürücünün hakkını verip veremediği, telefonun besleyip beslemeyeceği.